Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Geçenlerde televizyonda bir video izledim. 30'a kadar içine katılan malzemeyi sayabildim. 30'dan sonrasını sayamadım. En azından şunu söyleyebilirim. İçinde benim ismini duymadığım 10 çeşitli şey vardı. Baharat vardı. Ben arkadaşlar elimden geldiği kadar kendi evimde kullanmadığım malzemeleri size kullandırmak istemiyorum. Evimizde, elimizde ne varsa onun benzerini yapmaya çalışıyorum. Soğanımızı bir doğrayalım. Soğanımız hazır. Şimdi sıra geldi biberlerimizi doğrayacağız. Bu malzemelerin içerisinde soya sostan balık yağına kadar vardı bu yemeğin içerisinde. Ben sanmıyorum ki bizim mutfaklarımızda bu kadar çok soya sos kullanılsın veya değişik değişik balık yağıydı, bilmem neydi, buna benzer şeyler kullanılsın. Biberimizi doğrayalım. Soğanın içine iki dişte sarımsak doğruyor. Arkadaşlar malzememizin sebze olan kısmı bu. Bir tane de içine domates rendeleyeceğim. Sebzemiz hazır. Şimdi size şundan bahsedeyim. Yemek yaparken mutlaka yaptığınız yemekte bir sonraki aşamayı veya bir sonraki günü ne yapacağınızı çok iyi düşünün. Malzemelerinizi kullanırken de deyin ki ya yarın ben bundan yemek yaparsam bir gün bu malzemeyi nasıl değerlendirebilirim? Yani malzemelerde mantık çerçevesinde ilerlemek çok önemli. Mesela ben şimdi ne yapayım? Diyorum ki arkadaşlar bu tavukları aldım elime. Hepsini aynı yemekte değil bir sonraki yapacağım yemeğe düşünerek tavuklarımı ona göre doğrayacağım. Tavuklarımı ayıkladım. Hemen şöyle ne diyorum? Bir sonraki aşamada yapacağım yemeğe düşünüyorum. Kenarlarını alıyorum. Şunları dolaba koyacağım. Şimdi biz asıl yemeğimize bir dönelim. Tavuklarımızı sebzelere uygun doğrayacağız. Biraz ince doğrayın arkadaşlar. Bunlar ocağa girdiği zaman şişme yapar. Görüntüsü istediğiniz gibi olmaz. Arkadaşlar tavuğumuz hazır. Bu yemek nadırdan yapılıyor. Ben size bunu herkesin evinde bulunabilecek spagetten yapacağım. Burada makarna suyumuz kaynıyor. Hemen içine şöyle yarım çay kaşığı bir tuz attım. Bir tatlı kaşığı da sıvı yağ attım. Suyumuzun altını biraz kıstım. Sebebi de ortalama 7-8 dakika makarnayı haşlayacağız. Makarnayla yemeği tam buluşturmak için 3-4 dakika sonra atacağım. Tavamızın altını yaktık. İçine bir fincana yakın sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağımızın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Isınırken de yağımızı yakmayacağız. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen havuçları atıyoruz. Havuçları önce bir soteleyeceğiz. Sebzesiyle de beraber pişeceğinden dolayı çok fazla rengini kaçırmayacağız. Kullanacağımız malzemelerin içerisinde en geç pişen havuç olduğundan dolayı ne yaptık? Havucu 1-2 dakika önce attık. Havuç 10 dakikada pişiyorsa 5 dakikada pişer. Havucun pişme süresini de kısaltmış olur. Hem rengini atar hem lezzetini bırakır. Şöyle bir gösterelim. Havucumuz rengini attı. Zaten içinden de belli olur. Tam bu aşamada soğanını atıyoruz. Soğanı da çok fazla kavurmayacağım. Sebebi de tavukla beraber kavuracağımdan dolayı hafiften bir rengini atmaya başladığı gibi lezzetini verdiği gibi tavuklarını katacağız. Eğer isterseniz buraya kapak kapatıp işinizi daha kolaylaştırabilirsiniz. Ben de işimi kolaylaştırmak istiyorum. Hemen kapak kapatıyorum. Orta ateşe alıyorum. Kapak olduğundan dolayı içinde ısı patlaması olur. Ortalama 1,5-2 dakika içerisinde soğanımız hazır olur. Yarım paketi geçkin bir makarnamız var. Hemen şöyle makarnayı da bırakıyorum. Makarnamız ortalama 1 dakika içerisinde ne yapacak? Isıyı aldığı gibi içine gömülecek. Makarnayı atalı ortalama 30 saniye oldu. 30 saniye içerisinde içine gömülmeye başladı. 1 dakika bile olmadı. Çatırtılar çoğaldı. Kapağı kapatıyoruz. 30 saniye daha. Hemen kapağı açıyoruz. 30 saniye kadar geçti. Soğanlarımız, havuçlarımız lezzetini bıraktı. Tam bu aşamada tavuğu boşaltıyoruz. Tavuğumuzu şöyle bir karıştıracağız. Sebzeler arasına girsin ki toplanma yapmasın. Arkadaşlar sulanırsa sulansın hiç önemli değil. İşi kolaylaştırmak için, garantiye almak için tekrar kapağı kapatıyorum. Arada bir mutlaka kontrol edeceğiz. Ocağımız orta ateşte.
Tavuğumuzu şöyle bir ayırıyorum. Tavuğu maharmaya yetiştireceğim. Onun için ne yapıyorum? Kapağı tekrar kapatıyorum. Kapağı kapattığım gibi ocağımın altını biraz daha yükseltiyorum. Ocağımı yüksek ateşe almıştım. Hemen kapağını açıyorum. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada biberlerini boşaltıyorum. Kapağı kapatıyorum. Ortalama 1 dakika biberlerle soteleyeceğim. Yüksek ateşte biberler hemen olacak. Ondan sonra içine domates suyunu koyacağım. Arkadaşlar şöyle maharnayı göstereyim. Ben demiştim ki 8 dakikada maharnamız olur. 8 dakika oldu, maharnamız oldu. Yalnız yemeğe yetişmedi. Yemeğin daha 2 dakikası var. Hemen maharnayı çıkar diyoruz. Bunu bir süzdüreceğiz. İçinden de 1 kepçe su ayıracağız. Hemen kapağımızı açalım. Bu kapağı ilk defa açışım değil. Daha önce bir kere daha açtım. Şöyle bir tavukları, içindeki sebzesini gösterelim. Ne kadar canlı duruyor. Gerçi bu rengini biraz sonra kaybedeceğiz. Bu renk de kalmayacak. Burada rendelenmiş bir tane domatesimiz var. Onu baştan da söylediydim. Şimdi baharatlarını atacağız. Domatesin de çiğ kokusu kalmasın diye biraz soteleyeceğim içinde. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı da karabiber atıyorum. Kapağı kapatıyorum. Son hızla ocağımızı çalıştırıyoruz. Kapağı açalım. Domates atalım. 1 dakika oldu. Şöyle yemeğimizin rengine, şekline bakın arkadaşlar. Şu anda yemeğimiz oldu. Tabii bir tane aşaması kaldı. Hafiften bir sulu olacak. Yarım su bardağı maharna suyu süzdüm. Onu atıyorum. Yüksek hızda maharna suyunun kaynamasını bekliyorum. Ortalama 30 saniye. 30 saniye geçti. Şimdi belki şunu soruyor olabilirsiniz. Usta sürekli saniyeleri söylüyorum. Bazı arkadaşların ricası olduğundan dolayı haşlanmış maharnamızı döküyoruz üzerine. Tavamızı çizmeden şöyle bir karıştıracağız. Arkadaşlar tavaları çizmeyelim. Tavalar emin olun yemekten daha önemli. Korka korka karıştırıyor. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Arkadaşlar bu da bizim yemeğimizin karşılığı olsun. Şöyle biraz tabii fazla boşaltacağım. Taşırmadan. Üzerine çok az bir de maydanoz doğrayacağım. Size evde olan malzemelerden çok güzel bir yemek daha yaptım. Tabii ki maydanoz tamamen sizin tercihiniz. Çok abartmadan. Aynı bu şekilde servis masasına götürebilirsiniz. Hem göze hitap eder, hem mideye hitap eder. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Bunların içerisinde yerli, yabancı, catering yemekleri, ev yemekleri hepsi var. Hatta yerli, yabancı yemeklerin karışımından yapılmış olan yemekler de var. Elimden geldiği kadar evde olan malzemelerden yemek yapmaya çalışıyorum. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.